Evet, şu anda ayva aşısı yapacağız. Evet. Ayva aşısı da tek dala yapacağız. Evet, ayvamız var. Yaklaşık 10 yıl önce dikmiştik ayvamızı. Uygun değil. Evet. Bundan sonra sadece bir tek dala yapacağız. Evet. Tutarsa diğer dalı keser, iptal ederiz. Evet, inşallah. Hayırlısı. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tam ortalıyoruz. Evet. Ortaladıktan sonra yaracağız. Evet. Yardıktan sonra kamayı çakmak için biraz açacağız bunu. Kamayı da tam ortaya çakacağız ki. Ondan sonra aşıları alabilir miyiz? Evet. Alaf başladı yerden değil. Evet. Bildiğimiz yerden. Çok güzel bir ayva, sulu. Evet. Sarı. Sarı ekmek ayvasına benziyor ama sarı türlü ayva. Evet. Çok güzel bir şey var. Tadı var. Tadım var. Evet. Evet. Oradan getirdik. Daha önce bir tane daha yaptık. Şimdi bu ikincisi oluyor. Evet. Bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah. Aşlarımızı güzel hazırlıyoruz. Alıyoruz. Ağaçtan göç koparmasın diye. Evet. Şimdi hatta şuradan keselim. Evet. Çalışımızı şu şekil. Tamam. Şimdi ikinci aşımızı seçiyoruz. Bilgi verebilir miyiz abi? Evet, vereceğim bilgi. Şu aşı da bak. Şöyle bir avuç kadar olsa evet. Yeterlidir. Şeyle beraber şuradan kesiyoruz. Kestik. Şunu da alalım. Tamam. Aşımızı orada yapabiliriz. Evet. Çok iyi. Yani fazla uzun değil. Şu kadar gidecek. Şu kadar da kuruyacak. Evet. Yani şuralarda 1 2 3 Evet. 3 volda bırakabiliriz. Bırakabiliriz. Evet. Aşımızı yaptık. İç taraf önemli değil. Önemli olan dış taraf. Dış tarafı kabuk. Kabuk kalacak. Mi? Evet, kabuk kalacak. İç önemli değil. İç zaten içeride kalıyor. Kaynak olmaz gerekiyor. Evet. Şu zarlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Fazla yontulmaması lazım. Evet. Çünkü burada su geliyor. Su ağacı birbirine kaynak. Evet. Kaynak tutuşmayı sağlaması gerekiyor. Sağlaması gerekiyor. Evet. Şu da tamam. Tamam.
Yarık da. Evet. Şu tamam. Evet. Tamam. Şu. Şu. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi o çatlak normaldir. Zaten olacak o. Çamurla. Evet. Fazla. Evet. Çamurumuz galiba biraz. Evet, çamurumuzu da sıvadık. Şimdi kaşıkmızı alıyoruz. Köşesini koparıyoruz. Evet. Sadece aşların orada çıkması gerekiyor. Tamam, yeter bu kadar. Poşeti geçirken dikkat edelim. Evet. Bu aşılarda sadece dikkat edilmesi gereken hava almamaktır. Evet. Hava almadıktan sonra boşa gitmez. Binde bir. Yapalım. Diğer dala da yapalım. Evet, onu da yapalım. Evet, dalım ayva ağacımızın dalına yaptı. Şimdi diğer dalına yapacağız inşallah gövdeden. Evet, yerini belirliyoruz. Belirledik. Evet. 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 Şunu da yaptık. Şimdi şunu varacağız. Evet.
tam ortada. Yardık. Şimdi şey kenarda. Kamamız için yer yapacağız. Kama çok önemlidir. Evet, biz bu ayvayı 10 sene önce dikmiştik. Ama bu ayvamız normal Kasım aylarında olmasını beklerdik. Karalıkta ama olmadı. Hiçbir tadı lezzeti yok. İstediğim de olmadı ama çok verimliydi. Bu sanırım kış ayvasıydı. Kışın ortalarında belki yenebilecekti ama bu türü biz bilmiyorduk. Bir de yiyilmiyor. Çok eski, çok acı. Evet. Bir tadı var. Evet. Yani özelliğini bilemediğimiz bir ayva ağacıydı. Ama çok verimliydi. İlk kez böyle bir ayva bir tadı gördüm. Yani tadı hiç yiyilecek gibi evet. Değil. Aşlarımız burada. Bunları ikisini atmamak için kullanacağız. Evet. Yani ikisi de kötü değil, iyi de değil. O kadar. Elimizdeki imkanlar bunlar. Evet. Biraz genç olabilirler. Evet. Evet, gördüğünüz gibi. Şu şekil yeterli. Ondan sonra şunu. Evet, tam oturdu. Gördüğünüz gibi. Evet. Kenarlarda boşluk yok. Tamam mı? Tam oturmuş vaziyette. Şimdi ikinci aşımız için hangisi daha uygun? Engin Bey? Hangisi daha uygun? Evet. Kanat olarak hangisi daha uygun? Kanat. Sanırım şu daha iyi gibi. Daha genç gibi görünüyor bana, evet. Şunu yapalım bence. O da olabilir ama şurada da mı yapacak? Yok yok, şunu. Şu bölgesi. Tamam. Olabilir. Ama şunu yapsa. Genç daha evet olur. Şimdi şuradan keselim. Tamam. Evet. Evet, kedimiz de bizi ziyarete geldi. Teşekkür ederiz. Evet. Şu da tamam. Evet. Çekebilirsiniz. Çok hassas bir nokta burası. Evet. Tamam. Evet. Evet. Evet, kabuğu taşmaması gerekiyor değil mi ya? Kabuğu taşmamız. Ne taşıp evet. Ne içeride fazla kalması gerekiyor. Kabukla aynı eşitte olması gerekiyor. Evet. Kabukla şeyin arasından gelen su birbirine kaynatması gerekiyor. Evet. Evet, yine naylonumuzu hazırlıyoruz. Saracak naylonumuzu alalım için. Çamur koymayacak mıyız?
çatlak yerlerini kapatmamız gerekiyor. Evet. Belli bir süre. Zaten birkaç gün sonra o çatlaklar kendi kapatıyor. Çatlaklar çok önemli. Evet. Kimisi çivi çakıyor. Evet. Kimisi naylon sarı iple bağlıyor. Kimisi de ilaç döküyor. Ama ilaç boştur. Yıllardır yapıyoruz. İlaç hiç vurmadık. Evet. Hep çamurla. İple, evet, iple de bağlıyoruz. Ama gerek yok zaten. Onun o şey kapatıyor o, evet, açığını. Önemli olan zaten hava almamasıdır. Evet. Ondan sonra işte. Tam olarak mevsimi nedir İrfan Bey? Tam olarak mevsimi Mart'ın 15'i ile Nisan'ın sonuna kadardır yer mavşisi. Ağacın dallarda ne bir gibi özellik olması gerekiyor aşı yapmak için? Yani ne gibi hazırlığı var? Ek olmaz, darbe olmaması gerekiyor, yarık olmaması gerekiyor. Yani çiçek açması mı gerekiyor dalın, alınacak aşının? Alınacak aşının da çiçek açılmaması gerekiyor. Yani goncada mı kalması gerekiyor? Goncada kalması. Tomurcukta. Gerekiyor. Evet, tomurcukta. Tomurcuk patlamaması gerekiyor. Patlamaması gerekiyor. Patladıktan sonra o verim verilmez. Evet, üstlerini bazı arkadaşları görüyorum. Buraları kapatıyorlar. Gerek üstte, yok. Hiç gerek yok ona. Su geri çekilir, kurutur diye. Evet, kesinlikle gerek yok. Evet. Yaklaşık 10 yıllık bir ayva ağacıydı bu. Özelliğini bilmiyorduk. Fakat çok verimliydi. Kışın ortalarında sanırım kış ayında yenilebilecek özellikteymiş. O zamana da kalmıyordu. Yerlere dökülüyordu. Evet, şimdi ekmek ayvasına benzer bir ayva özelliğiyle fidanının aşısını yaptık buraya. İnşallah bütün canlılara faydası olur. İrfan Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bütün